Mevlana'nın yolunda. Soru: mürşidin manası öğretmen demektir. Burada aslında mürşidin önemini anlamak gerekli. Bir simyacı nasıl bir madeni alıp altın haline getiriyorsa, mürşidi kamil de bir insanı alıp, kötü huylarından arındırıp, onu iyi bir insan haline getirir. Diğer bir deyişle, değersiz bir madeni alıp, mesela bakır gibi, kimyasını değiştirerek, altın haline getirir. Ne buyurursunuz Hasan dede? Hasan çıkar dede. Bu sorunuza kendimden bir örnek vermek istiyorum. Şeyhimle ilk karşılaştığım zamanlarda aklım henüz olgunlaşmamıştı, onun derinliğini keşfedememiştim, onu sıradan biri gibi görmüştüm. Şeyhime gelene kadarki öğrendiklerimle, yani 5 vakit namaz kılmakla, oruç tutmakla, zekat vermekle, hacca gitmekle, iyi insan olup cennete gideceğimizin hayaliyle tatmin olurdum. Ama şöyle bir düşündüğünüzde, 5 vakit namazı toplasanız, tamamı günde 1 saatten fazla zaman almaz. Peki geriye kalan 23 saat zamanımız nerede geçiyor bizim? Nefsimizin peşinde, benliklerde, senliklerde geçiyor. 5 vakit namazımızı kıldık ya, bizden bahtiyarı yok diye düşünüyoruz. Tamam diyoruz, artık bütün farzları yerine getirdik, ölünce cennete gideceğiz. Hele bir de biraz bilgisi de varsa bu kişilerin, alıyorlar birkaç cahili karşılarına, vaaz vermeye de kalkıyorlar. Cahiller de bunların konuşmalarından etkilenip, o kişileri yüceltiyorlar, onlar da daha fazla benliklere kapılıyorlar. Ben ne zamanki şeyhime intisap ettim, ona baş verdim, ona ikrar verdim, ona Allah diye zikrettim. Ki Mevlevilikte şeyhine Allah diye hitap etmen, onu her şeyin üstünde görmen istenir. Şeyhim benden ona Allah diye hitap etmemi istediğinde, benim yine aklım durmuştu. Bunun haftalarca muhakemesini yapmıştım. Gün geldi, temiz bir aşkla, temiz bir gönülle kendimi kaptırdım, o zaman perdeler açılmaya başladı. Ne zaman gözüm gördü, yani mürşidimle pirime vardım, Peygamber Efendimiz'e vardım, onların hakiki yüzlerini gördüm, artık benden bahtiyar yoktu. Hakikatte onların yüzleri ayın 14'ü gibidir. Onların yüzlerinden daha güzel bir yüz yoktur. Onların yüzleri bir kişiye göründü mü, o kişinin aşkı artar, şevki artar, artık ondan benlik gider. Bunlara da kişiyi ulaştıracak vasıta gönüldür. Daha önce de demiştik ya, aşkın şarabı gönüldür. Onlar bir tek gönül isterler, temiz bir gönül. Onlar gönüle bakarlar, yoksa kaç vakit namaz kılmışsın, kaç gün oruç tutmuşsun, hacca gitmiş misin, gitmemiş misin, bunlara bakmazlar. Hazreti Mevlana'nın oğlu, Sultan Veled Hazretleri şöyle der. Bir mürid, mürşidiyle beraber oturur, hak muhabbeti yaparsa ve derse ki, ben Allah ile oturdum, Allah ile muhabbetteydim, onun bu sözü sahidir. Neden? Çünkü mürid ile mürşid arasında Allah talebi vardır. Mürid, mürşidinden Allah'ın güzelliklerini, Allah'ın büyüklüğünü dinliyor, öğreniyor. Demek ki, mürşidin bedeni bir örtü, Allah ondan dile geliyor, ondan konuşuyor. Şems-i Tebriz Hazretleri, selam olsun üzerine, Mevlana ile Şam'da karşılaştıkları zaman, onun elini öpmüştür ve demiştir ki, ey cihanın sarrafı, ara beni bul. Çünkü o mürşid aramaya çıkmıştı. Onu hiçbir mürşid tatmin edememişti, ama Mevlana da aradığını buldu. Onlar, birbirlerinde kimliklerini bulmuşturlar. Cenab-ı Mevlana, hep Şems Hazretlerinin gönlünü okumuş ve söylediği beyitlerde onun gönül alemini dile getirmiştir. Hazreti Muhammed'in nurunu onda görmüş, seyretmiştir. Hazreti Mevlana bir beyitinde şöyle buyurur. Demir gönlüm yandı aşkla, alındı masivadan. Tertemiz bir ayna oldu, onun güzel hayalini düşürdü içime. Cevirler vefa oldu, duruldu boz bulanık sıfatlar. Beşerlik fena buldu, hüda sıfatı geldi. Getirin çömlekleri, doldurun tulumları. Abı hayat geldi, ilahi saka geldi. Mevlana'nın sakası, yani gönül sakisi Şems'ti. Şimdi de bizim muhabbetlerimiz, hep o ilahi sakadan, Mevlana'dan. Bizlerden işleyen hep odur. Rubai.
aklını başına al. Huzurunda candan secde et de mana padişahı ol. Çünkü o tek, o eşsiz varlık, padişahlar padişahıdır. Padişahlığı da istediğine o verir. Şu dünyada yüz binlerce imansız insan, senin yolunu kesseler de sana, Allah yoktur deseler, onların sözüne inanma, şüpheye bile düşme. İyi bil ki, o eşsiz, o tek varlık, vardır. Tebriz şehrinin kendisiyle iftihar ettiği büyük varlığa, ona bir bak dedim. Dedi ki, şaşırıp kalma, o eşsiz varlık, o tek varlık, işte öyledir. Mevlana Celaleddin Rumi. Divan-ı Kebir, Cilt 6, 2995. Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehl-i Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hazreti Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri, bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Hu. Mevlevi Hasan Çıkar Dede. Derleyen Sibel Safiye Avcı.